Özgürlük ve Adalet Partisi milletvekili aynı zamanda Genel Başkan Yardımcısı Asraf Bardeldin, Saadet Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Mustafa Kamalak da bir araya geldi. Görüşmede D8'lerin kurulması ve önemi masaya yatırıldı. Mısır Müslüman Kardeşler Temsilcisi Özgürlük ve Adalet Partisi Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Asraf Bardeldin, Saadet Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Mustafa Kamalak'ı ziyaret etti. Kendi evinize hoş geldiniz diyorum. Asraf Bardeldin'i makamında kabul eden Saadet Lideri Kamalak, İslam coğrafyasındaki duruma dikkatleri çekti. Kamalak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti de ifade etti. Şu an dünyada 60'ın üzerinde İslam ülkesi vardır. Dünyanın en zengin maden yatakları, petrol kaynakları da Müslümanların elinde. Bu imkanlara rağmen bugün baktığımızda nereden bir feryad-ı figan yükseliyorsa o bir Müslüman çığırıdır. Bir Müslüman kadının, bir Müslüman kızın feryadıdır. Nereden semaya doğru kesif dumanlar yükseliyorsa bakıyoruz orası bir İslam diyarıdır. Mesela Bosna Hersek'tir, Filistin'dir, Arakan'dır. İşte bu tür olumsuzluklara son verebilmek için bütün Müslümanların bir araya gelip bir barış zinciri oluşturması, kendi aralarında da bir barış gücü kurmaları gerekir diye düşünüyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki bu dünyada herkese, ama herkese dili, dini, ırkı, mezhebi, cinsiyeti, ülkesi ne olursa olsun herkese yetecek kadar yer de vardır, nimet de vardır. Ama adil bir düzen yoktur. Lakin la yücedü hünâke nizamun adilun. İnşallah bu adil düzen Mısır ve Türkiye'nin öncülüğünde olacak. Kamala ziyaret eden Mısır Müslüman Kardeşler Temsilcisi ve Milletvekili Asraf Bardeldin, İhvan-ı Müslümin olarak milli görüşle aynı hedefleri paylaştıklarını belirtti. Bu parti İhvan-ı Müslümin'in bizzat kendisinin kurduğu bir partidir. Saadet Partisi'nin temel hedefleri olan düşünceler İhvan-ı Müslümin teşkilatının da aynı hedefleridir. Zaten kuruluşumuzun da varlık sebebidir bunları gerçekleştirmek. 1928 yılında, yani 80 yılı aşkın bir süre önce merhum Hasan el-Benna tarafından kurulmuş olan İhvan-ı Müslümin teşkilatı Ya'alel hilafel islamiyye huyel hedef el-esme el-lezi yas'a ilih. İlk defa İslam birliğinin ve hilafetin tesisini temel hedef olarak koymuştu. Bugün de birlikte İslam birliğini tesis etme düşüncesi aynı fikrin devamıdır. Bardeldin, Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve Özgürlük ve Adalet Partisi'nin yönetimindeki Mısır'ın D8'lerin hayata geçmesi için aktif çalışma yürüteceğini bildirdi. Bildiğiniz gibi bundan önceki dönemde Mısır'da yönetim Siyonist emperyalistlerin işgali altında ve yönlendirmesi altındaydı. O günkü çabalarımız D8 hususunda hiçbir fayda vermemişti. Ama inanıyorum ki bugün hem iktidar partisi olarak bizler hem de Sayın Cumhurbaşkanı'nın öncelikli hedefi D8'i tekrar etkin hale getirmeye çalışmak ve bunun sonucunda da İslam birliğinin kurulmasını sağlamak olacaktır. İnşallah önümüzdeki süreçte Mısır'ın yeni politik vizyonu bu olacaktır. Konuk siyasetçi Milli Görüş ve Saadet Partisi'nin devlet tecrübesi için Saadet Lideri Kamal'a Mısır'a davet etti. Ayrıca selamları da iletti. Mısır halkının ve özellikle İhvan-ı Müslümin Teşkilatı Mürşidi Ağamı Sayın Profesör Muhammed Bedi Beyefendi'nin ve Hürriyet ve Adalet Partisi milletvekili aynı zamanda meclis başkanımız beyefendinin de selamını size iletiyorum. Bu tarafıya üstelik.